Bostan sahildeyiz. Tenis kulübü. İnsanlar burada plaja girmeye başlamışlar. Güzel bir kumsalmış. Yani İstanbul'un içinde böyle bir yer. Fena değil. Yine bir doğum gününe geldik. Bakalım bu aile çocuklarını nasıl eğlendireceğiz? Hadi. Abi! Hadi. Ya beni bekleyin abi! Evet Meryem, bugün doğum günü kızımız. Cem abi sonra bir stand-up gösterisi yaptı. Evet, bakalım kendisi ne söylemek istiyor. Biz sorularımızı sormadan önce içinden geçenden anlat. İyi bir gösteriydi. İyi bir abiydi. Esprilerini sevdin mi? Onunla 3. senem oluyor. Bir tane daha ister. Ayrıca sev. Komik miydi? Tuvalet kağıdı var mıydı? Vardı. Ben kendimi tanıyorum, her zaman gördüğüm. Cem, senin en çok sevdiğin şey, Meryem demedi. Oy. Ya hocam yok artık ama abi. Hayır, yani. Başka bir şey, başka bir şey. Tamam hocam, bundan da şimdi o benden nefret ediyor, ben ondan. Ciddi misin? İşte böyle başlar adını söyle. Bir tanem dur, ne olur. Ay, sevgilim gelmiş buraya, biraz daha bir şey. Ki bize bu abur cuburları vermişsin. Allah senden razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Acımızdan ölürdük yoksa. Bizi aç bıraktılar burada ya. Başla. Hep beraber bağır. Hep beraber.
bir doğum günü ailesi çocuğu için steakhouse tutmuş. Digma Beykoz'da. Bravo size, bravo. Burada ne oldu böyle? Dur bakalım, bana bak. Yahya, şimdi sana bir iki soru soracağım. Senin için doğum günü ne demek? Benim için doğum günü eğlence, mutluluk demek. Yani arkadaşlarını kutlamak mı istersin? Evet. Organizasyonlarla vesaire. Evet. Böyle survival olur, evet. Bubble show olur. Tüm arkadaşların böyle mi yapıyor? Çoğu arkadaşın böyle kutlamalar yapıyor. Yanında eğlenceler çağırıyor değil mi? Evet. Kendi başınıza kutlamıyor musunuz evde hiç? Annem pasta hazırlayıp. Bazen kutluyoruz, bir kere kutlamıştık. Ne yapmıştınız mesela? Mesela yani çok bir şey yapmamıştık. Benim kuzenimin ablası doğum günü benden bir gün önce birlikte kutlamıştık. Evde hiçbir şey yapmamıştık. Ha öyle. Hı. Peki hiç kendi evinizde yaptınız oldu mu? Annem pasta yaptı, böyle getirdi, üfledi. Evet, yaptım. Yaptınız bir kere, anladım. Teşekkür ediyorum sana. Bu hediyeyi şey mi verdi? Bu evin çocuğu mu verdi sana? Anladım. Hediyesiz olmuyor tabii değil mi? Doğru. Muhakkak. Kaç yaşındasın? 9'a girdim. 9'a girdin. Peki senin için doğum günü ne demek? Doğum günü yani mutluluk. Mutluluk. Seviniyorsun yeni yaşa girdiğin zaman. Seviniyorum. Yani büyüyorum. Anladım. Peki mesela sana doğum günü sürpriz yapmadıkları zaman, bir eğlence yapmadıkları zaman mutsuz hissediyor musun kendini? Hissetmiyorum çünkü gayet de doğduğumda şeyim oldu. Sürekli sana doğum günü kutluyorlar çünkü değil mi? Evet, kutladım. Hiç kutlamadığı oldu mu? Hiç kutlamadığı olmadı. Sürekli oldu. Nasıl oldu peki? En unutamadığın doğum günü hangisi? En unutamadığım doğum günü terasta kutlamıştık. Bir kez bizim teras var. Sizin terasta kutlamıştınız. Evet, bütün. Tüm arkadaşların geldi. Evet, kuzenlerim. Anladım. Peki organizasyon falan yapıyor musunuz doğum günlerinizde? Çağırıyor musunuz organizatör, palyaço? Yok, onu çağıramıyoruz. Onu çağıramıyorsunuz, anladım. Hediyesiz geçti, doğum günü geçti oldu mu? O da olmadı, hep hediyeler alındı. He, var. Hayır, hediyesiz geçen sadece doğum. Sadece pantolon, kıyafet alınmıştı. He, sadece bunlar alındı, anladım. Peki ne en güzel. Büyük hediyen, en çok sevdiğin, en pahalı hediye hangisiydi? Hatırlıyor musun? En pahalı hediye... He? En pahalı hediye neydi? Şu an hatırlayamıyorum ama... Bisiklet doğum gününde alınmadı. He. Peki yani doğum gününe annen mi karar veriyor, baban mı? Doğum günlerinin zamanında mı? Ha, yok, annen mi karar veriyor, baban mı organizasyonun yapılmasına? Baba. Doğum günü baban. Baba istiyor. Anladım. Peki zaten... harcamaları annen mi yapıyor, baban mı? Yoksa ortak mı? Harcamaları ortak yapıyorlar. Bu arada ben Cem, benim kanalıma beklerim. Eviniz nerede? Evimiz Altınüzade'nin sitesinde Orada teras. Dubleks mi? Evet, iki katlı teras var. Vay. Altınüzade'den sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası. Peki kaç arkadaşın geliyor doğum günlerine? Doğum günlerime kuzenlerim geliyor. Peki nerede kutluyorsunuz? Evde mi, dışarıda mı, restoranda mı? Evde de kutladığımız oldu, restoranda da. Restoranda da. Hangi restoranda kutladın, hatırlıyor musun? İsmi ya da yeri. İsmini hatırlamıyorum ama böyle... Lüks bir yer miydi? Evet, lüks bir yerdi. Anladım. Tüm masrafları siz ödüyorsunuz değil mi gelen misafirlerin? Organizasyonu siz yapıyorsunuz. Evet. Evet, anladım. Teşekkür ederim.